Geldik bir programlama dilinin olmazsa olmaz yapılarından biri olan döngülere. Şimdi ben size desem ki adınızı ekrana 5 kere yazdıran bir kod yazın diye siz direkt olarak print adınız deyip bu satırı kopyalarsınız değil mi? Ben size 100 desem hocam amacınız ne deyip şaşırırsınız ama bunu da yine hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ben size 1000 desem veya işte internetten bir veri çekiyorum bu verimde ne kadar bir sıra olduğunu da bilmiyorum. Yani ne kadar bir kayıt olduğunu da bilmiyorum ama bunları çekip internetten veri olarak çekip ard arda yazdırın desem işte burada işler biraz çığırından çıkacaktır ve döngüler imdadımıza yetişecektir. Diğer programlama dillerine benzer yapılar Dart dilinde de geçerli. Özellikle Java'ya çok benziyor. Hatta birebir aynısı bile diyebiliriz. 3 çeşit döngümüz var. Ve ben bu derste hızlı bir şekilde bunların üzerinden geçmeye çalışacağım. Niye hızlı? Açıkçası Flutter kısmı için biraz heyecanlıyım ve şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu bölümü bitirip daha sonra örnek sorularla bu öğrendiklerimizi pekiştireceğimiz örnek soruları yapacağımız çok başka bir konu olacak. Farklı bir bölüm açacağım. Orası için buraları hızlı bir şekilde geçelim. Şöyle genel bir bilgimiz olsun. Daha sonra örnek sorularla bu konuları iyicene pekiştirmeye çalışalım diye düşünüyorum. O yüzden vakit kaybetmeden for döngüsüyle başlayalım. For döngüsü, do while ve while diye 3 çeşit döngümüz var. Benzer amaçlara hitap etse de aslında kullanım yerleri biraz farklılık gösteriyor. Mesela for döngüsüyle başlayalım. For döngüsü kaç kere çalışacağını bildiğiniz durumlarda geçerli olan bir döngü. Yani siz tekrarlayan bir işlem yapmak istiyorsunuz ve bunun kaç kere olduğunu biliyorsanız burada for sizin kullanmanız gereken döngü çeşidi. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Mesela en basitinden başlayalım. Adımızı ekrana 10 kere yazdıran bir döngü yazmaya çalışalım. Şimdi bu for döngüsü bizden 3 tane parametre bekliyor. Birinci parametre bu döngüyü kontrol edecek bir değişken tanımlamamız gerekiyor ve genel olarak integer'lar tanımlanır. Integer diyelim ve genelde i denir bunlara eşittir 0. Bu döngümü kontrol edeceğim değişkene verdiğim ilk değer. Sonrasında bu döngüden illaki bir şekilde çıkmamız lazım. Aksi takdirde sonsuz döngü dediğimiz bir yapı oluşur ve programımız hiçbir şekilde sonlanmaz. Diyelim ki bu i ondan küçük olduğu sürece bu döngü çalışsın istiyorum. Peki, şimdi bu döngü çalışacak. Ben bu i'ye 0 atadım. Sonrasında bu i'ye 1 arttırırım, 2 arttırırım veya eksiltme işlemleri yapabilirim. İşte burada da arttırma ve azaltma işlemlerini yaptığımız yer. Yani her döngü sonunda çalışacak olan blok da burası oluyor. Ben diyorum ki her döngüden sonra i'yi 1 arttır. Süslü parantezlerimi açıp buraya artık istediğim komutu yazabilirim. Ve buraya yazacağım komutun ne olduğunu biliyorum. En az demeyelim de 10 kere çalışacağını biliyorum. Hemen bir testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi. Ne yaptı? İlk olarak i'ye 0 atadı. Daha sonra 0 atadıktan sonra şartımızı kontrol etti. 0 değeri ondan küçük mü küçük? Demek ki burası çalıştırılacak. Burasını çalıştırdı ve döngü bittikten sonra gitti bunu 1 arttırdı. i 1 oldu. 1 ondan küçük vesaire diye devam eder. Ve ne zaman ki i ona eşit oldu, i ona eşit olduğunda artık bu şart sağlanmadığı için ne yapacaktır? Bu döngüden çıkacaktır. Burada çok farklı işlemler yapılabilir. Burayı daha önceden öğrendiğimiz yapılarla büyütüp geniştirebiliriz. Yani burada basit kontroller de yapabiliriz. Mesela şöyle eğer, mesela ben sadece çift sayıları yazdırmak istiyorsam, burada verdiğim hem döngümü kontrol eden hem de işlem yapabileceğim bu i değerini burada kullanabilirim. Mesela i'nin 2'ye göre modu eşit sıfırsa bu ne demektir? Buradaki i sayısını sürekli olarak 2 ile modunu al yani 2 ile bölümünü al. Eğer sıfırsa sen bunu yazdır. Bu ne demektir aslında? Ekrana sadece çift sayıları yazdır demektir. Direkt olarak dolar i diyebilirim buraya. Şimdi bu hata veriyor. Niye? Bu bir integer değer. Int i dedik, 0 dedik. O yüzden bunu ne yapabiliriz? Şöyle şu şekilde yazdırabiliriz. Değil mi? Yazdıralım. Gördüğünüz gibi sadece çift sayıları yazdırdı. Peki onu niye yazdırmadı? Çünkü i'nin 10 olduğu durumda buradaki şart sağlanmadığı için yani 10 küçüktür 10 olmadığı için çıktı haliyle. Ama ben burayı küçük eşit dersem artık bu şart da sağlanacaktır ve ekranda 10 değerinde görüyor olacağım. Basit kullanımı bu şekilde. Ayrıca biz for'u
Gelişmiş for diye de geçer Türkçe kaynaklarda. Dizilerin, listelerin ki bunları daha görmedik ama şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bunları gezerken yani elinizde bir isim listesi var atıyorum. Bu listenin elemanlarını tekrar ekrana tek tek ekrana yazdırmak istediğinizde de kullanabileceğiniz bir yapı. Nasıl yapalım onu? Bir list tanımlayalım. Şu an bunları bilmeniz gerekmiyor. Ama for'un kullanımı için bunu da göstermek zorundayım. Şöyle bunu tanımlayalım. Şimdilik çok da detaya girmeden. Emre, Hasan, Ali diye. Ve ben bu elemanları tek tek gezmek istiyorum. O yüzden for dedim. Şimdi burada integer, i vesaire demeyeceğim de şöyle diyeceğim. Her bir listemin elemanı nedir arkadaşlar? Bir string'tir, değil mi? O yüzden öncelikle bir string tanımlıyorum. Geçici diyelim buna. Ve in dedikten sonra da veri kaynağımın adını yani isim listesi diye buraya belirttim. Bu ne demek? İsim listesini artık bu list diye geçiyor ama aslında daha farklı dillerden bildiğiniz dizi anlamına da geliyor. Sadece list olarak düşünmeyin bunu. Bunu gez ve her bir gezdiğinde yani her bir elemanda okuduğun değeri buradaki bu geçici nesnesine ata. Daha sonra ben bununla istediğimi yapabilirim. Ne yapacağım? Ekrana yazdıracağım mesela. Dolar geçici gibi. Bakalım. Gördüğünüz gibi Emre, Hasan, Ali diye. Önce Emre'yi okudu. Geçiciyi atadı. Bunu geçici değişkeniyle ekrana yazdırdık. İkinci döngüde Hasan'ı okudu. Geçiciyi atadı. Onu yazdırdık. Sonrasında Ali'yi okudu. Ve geçici nesnesine atadı. Evet, for döngüsü bu şekilde. Yine bu dosyanın başında bütün konuyla ilgili gerekli açıklamaları bulabilirsiniz. For döngüsü bu şekilde dediğimiz gibi ya böyle ya da genel olarak ne kadar tekrar ettiğini bildiğiniz. Ya mesela burada şunu da yapabilirdik. Hani şunu normal for'la yazabilir miyiz? Tabii ki. Yine integer i dedim eşittir sıfırdan başla. I küçüktür diyorum. Mesela burada ben bu isim listesinin şu an 3 tane eleman olduğunu biliyorum ama bilmeye de bilirim değil mi? Hani internetten geliyor bu. Belki 100 tane var, belki 101 tane var, belki 102 tane. Yani aslında benim burada yapmak istediğim buradaki dizinin kaç elemanlıysa o kadar bu döngünün çalışması. O yüzden isim listesi nokta dedikten sonra length komutunu verebiliriz. Bu ne demektir? Buradaki dizinin eleman sayısı kadar bu döngü çalışsın. Daha sonra da her çalışmada da bu i değişkeni bir artsın. Daha sonra da print deyip bu sefer de ne yapacağız? İsim listesinin yine böyle şöyle yapalım. Okunan eleman diyelim buraya da. Daha sonra artıyla şimdilik bunu yapalım. İyicene kafamız karışmasın. İsim listesi. Bu niye buraya gelmedi? Dedikten sonra köşeli parantezlerimizde bunların elemanlarına ulaşabiliriz. Şöyle bir çalıştıralım. Şimdi burada ne yaptım? Ya bu köşeli parantez dediğim gibi bunları anlatacağız ama şu an için hemen yine bir üzerinden geçelim. İsim listesi isimli dizide git o an okunan i'inci elemanı. Sıfırdan başlar bu arada elemanlarımız yerleştirmesi. Sıfırıncı elemanda ne var? Emre var. Birinci indeksinde ne var? Hasan var. İkinci indeksinde ne var? Ali var. O yüzden burası bu şekilde de kullanılabilir. Evet. For'un kullanımı bu şekilde. Gelelim while'a. While diye bir döngümüz mevcut. Bu döngüde de while deriz. Öncelikle integer sayaç diye bir değişken tanımlayıp ve buna da sıfır değerini atadım. Daha sonra while diyorum. Sayaç, benim sayaç değişkenim atıyorum küçük olduğu sürece 3'ten. Bu süslü parantezlerin içi ne yapacaktır? Çalışacaktır. Print okunan sayaç değeri deyip dolar sayaç deyip bunu yazdırabilirim. Şimdi şöyle düşünün sayaç 0. Sayaç 0 yani 0 değeri 3'ten küçük mü? Evet. Bu while'ın içi true oldu mu? Oldu. Demek ki bu süslü parantezin içi çalıştırılacak. Bu çalışır. Şimdi şurada belki hemen fark ettiniz. Hocam bu çalıştı. Eyvallah. Normalde for döngüsünde ben bunu 1 arttırıyordum. 2 oluyordu, 3 oluyordu ve 3'e eşit olmadığında buradan çıkıyordu. Şu an için bu döngüden çıkmanın bir şartı var mı? Yok. O yüzden ben bu kodu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi şu an hala bitmedi. Çalışmaya devam ediyor. Ve hiçbir zaman da bitmeyecek. Ne oldu burada aslında? Bir sonsuz döngü oldu. Bakın editörde kilitlendi aslında. Şunu bir durdurabilirsek. Şu an bana da tepki vermiyor.
Siz bunu lütfen yapmayın ya da yaptıysanız kontrol C ile çıkabilirsiniz. Olmadı kapatıp açmanız lazım. Sonsuz döngüye girdi çünkü. Bunu o zaman bir şekilde ne yapmam lazım? Artırmam lazım. Yapmak istediğim işlem yapıldıktan sonra ne diyorum? Benim sayaç değişkenim var. Bunu bir arttır diyorum. Ve böylece istediğim işlem yapıldı. Sayaç bir arttı. Oldu size sayaç bir. Bir için çalıştı. İki için çalıştı. İki için çalıştıktan sonra sayacı ne yapıyor? Bir arttırıyor. Üç oluyor. Ve 3 küçük olmadığı için 3'ten artık bu while'ın içindeki şartım true olmadığı için artık bu döngüden çıkacaktır. Ve böylece ben bu ifadeyi 3 kere ekrana yazdırmış olacağım. Genel olarak while'ın da kullanımı bu şekilde. While'ı ve do while'ı genellikle biz nerede? Ne kadar tekrarlanacağını bilmediğimiz durumlarda işte bir kontrol değişkenimiz vardır. Bu kontrol değişkeni doğru olduğu sürece bunu yap deriz. Ve bazı durumlarda da şöyle durumlar olabilir. Yani benim bir kodum var. Bunu bir çalıştır. Ondan sonra git bir kontrol yap. Git bir işte şarta bak doğru mu yanlış mı diye. Bu gibi durumlarda da do while'ı kullanıyoruz. Mesela kullanıcıya bir menü gösterdik ve kullanıcı 5'e basmadığı sürece yani çıkış değeri olan 5'e basmadığı sürece bu döngü sürekli olarak gösterilsin gibi bir durumda. Menünün süre ilk olarak bir kullanıcıya gösterilmesi lazım ki kullanıcı bilsin değil mi? Hani menüden çıkmak istiyorsa 5'e basması gerektiğini. İşte böyle durumlarda da do while'ı kullanıyoruz. Bir benzer şekilde buraya öncelikle print deyip yaptırmak istediğimiz işlemi yapalım. Okunan sayaç değeri diyelim buraya da yine. Burada da sayaç 2 diye diğerinden farklı olsun diye sayaç 2 bir değişken tanımlayalım. Okunan sayaç değeri dedim. Direkt olarak buraya dolar sayaç 2 diyorum. Bu ne yapacak? Sayacın şuraya da sayaç 2 pardon küçük olduğu sürece 5 diyelim. Noktalı virgülümüzü de koyalım. Bu ne yapacak? Bu sayaç 2'nin 5'ten küçük olup olmama şartına en son bakacak. Öncelikle istediğim işlemi yaptıracak. Sonrasında bakın burada önce kontrol ediyor, ondan sonra yapıyor. Burada ise önce yapıyor, sonrasında bu değerin doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Aralarındaki ufak fark da bu. Yani, tabii biz sayaç 2 dedik. Burada da yine sonsuz döngüye girdik. Şöyle kontrol C yapıyorum. Hala durmadı. Siz lütfen kodunuzu sonsuz döngüye sokmayın. Zaten burada anlamışsınızdır nasıl olduğunu. Sayaç 2'yi de burada bir arttırıp bu işlemi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi sayaç sıfırdan başladı. Ben hocam hani sıfırdan değil birden başlatacağım. Ve 5'in de dahil olmasını istiyorum derseniz ya burayı 6 yaparsınız ya da burayı küçük eşittir yapıp bu sorunu da çözebilirsiniz. Evet, umarım aradaki farkları da anlamışsınızdır. For genellikle kaç kere döneceğini bildiğiniz durumlarda, while ise öncelikle şartın kontrol edilip sonrasında işlem yapmak istiyorsanız ve kaç kere çalışacağını da bilmiyorsanız o gibi durumlarda, do while ise öncelikle yaptırmak istediğiniz işlemi yaptırıp sonrasında bir kontrol yaptıracaksınız. O gibi durumlarda kullanılan döngü çeşitleri. Ve yine döngülerde karşımıza break ve continue diye iki tane anahtar kelime çıkıyor. Bunlar ise ilgili döngüyü sonlandırmaya, belli durumlarda sonlandırmaya veya belli durumlarda başa dönüp tekrardan çalışması gibi durumlarda gerekli olan anahtar kelimeler. Mesela integer dedim. Bu arada her birinde integer tanımlıyorum. Hani şunu diye düşünen arkadaşlar olabilir. Hocam burada da integer i dedin, burada da i dedin. Nasıl oluyor bu? Şimdi ben bunu for'un içinde tanımladığımda bu değişkenin yaşam alanı sadece şu süslü parantezlerdir. Yani ben buraya gidip de i'yi yazdırmak istesem mesela nasıl diyelim? Şöyle yapalım. Artı diyelim. Hani olmadığını görün. Bakın tanımlı değil. Çünkü bu i'nin tanımı bu for döngüsünün içinde başlar ve biter. O yüzden hani şuradaki i ile şunun birbirinde hiçbir alakası yok. Bu burada çalışır, yaşar ve bu süslü parantezler bittiğinde bu ölür. O yüzden her döngümde i'yi kullanabilirim. Şöyle yapalım. i küçüktür 10 diyelim tekrar ve her bir döngü sonunda i'yi bir arttıralım. Ups. Şimdi ben şunu istiyorum. Eğer i
Mesela sadece tek karakterleri yazdıracağım. Öyle demeyelim de. Mesela bu döngünün atıyorum 5. elemandan sonra i büyükse 5 çalışmasını istemiyorum. Yani 10 kere çalışsın demişim ama i de 5'ten büyük olduğu durumlarda 6, 7, 8, 9 gibi sayılarda bu döngüden çıkılmasını istiyorum. İşte orada kullanacağım anahtar kelimesi break'tir. Eğer böyle değilse ekrana yazdırmasını istiyorum. İ diye de diyelim buraya da. Burada direkt dolar i diyebilirim bu şekilde. Dediğim gibi i'ye bakacak. Eğer 5'ten büyük değilse ekrana yazdıracak. Eğer 5'ten büyükse break diyecek. Break ne işe yarıyordu? Buradaki bu döngüden çıkılmasını. Çıkılması demek ne demek? Bu döngüyü sonlandır. Yani bu süslü parantezden artık aşağısına doğru yine çalışmaya devam et demek. Bakalım. Gördüğünüz gibi 5 oldu. i'nin 5 olduğu durumu yani i'yi 5'i yazdırdı. Döngü bitti. Geldi buraya i'yi bir arttırdı. 6 oldu. 6 büyük olmadığı için 5'ten break dedi ve bu döngüden çıktı. Burayı aynen kopyalayalım. Bir de continue'ye bakalım. Continue'de ise hani mesela şöyle bir şey yazabiliriz. İ büyükse 5'ten bunu alalım buraya. Buraya yazsın. Değilse continue desin. Bu ne işe yarıyor peki? For'u çalıştırdık. I değerine baktı. I 5'ten büyük mü? Büyükse yazdırdı. I'nin 5'ten büyük olmadığı durumlarda ise herhangi bir işlem yapma. Continue şu demek. Hani aşağıda bir sürü kodunuz olabilir. Onları çalıştırma döngünün başına gel demek. Bir bakalım ne oldu. Burada bunu i değeri continue diyeyim şunu da hani diğerinden ayrılsın. Evet, şurada. Dediğim gibi i'ye bakıyor. Eğer i 5'ten büyük değilse yani 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayıları için ne yapıyor? Continue. Continue demek aşağı doğru artık çalışmaya devam etme, döngünün başına gel demek. O yüzden benim i'min 5'ten büyük olduğu yerlerde ekrana bu değer yazılırken diğer değerlerde hiçbir şey yapılmıyor. İsterseniz burada şöyle bir şey yapabiliriz. Daha iyi görmek için. I değeri 5'ten küçük olduğu için herhangi bir şey yapılmayacak gibi. F5 diyelim. Herhangi bir işlem yap. Hani bunu yazdırıyor. Continue dediğimde başa geliyor. Çalışıyor. Yazdırıyor. En son bakıyor. i'nin 5'ten büyükse burası çalışıyor. Evet. Bu da bu şekildeydi. Dediğim gibi biraz hızlı geçiyorum ama bu konularla ilgili şimdi bir şeyler öğrenelim ki daha güzel örnekler yapalım istiyorum. Ve yine bu video biraz uzadı ama yine bu videoda anahtarlama yani label verme olayından bahsetmek istiyorum. Genellikle tek döngülerde değil ama böyle iç içe döngülerimizde olabilir. Hani for açtık. Integer i dedim. Eşittir 0 dedim. I küçük olana kadar hatta şunu birden başlatalım. I küçük ve eşit olana kadar 10'dan niye yazamadıysam i'yi bir arttırdım. Bu döngü çalışırken içeride de bir döngü daha başlattım. For dedim. Integer bu sefer de j diyorum. Sıfırdan şey birden başla. J küçük olana kadar 10 hatta küçük ve eşit diyelim. J'yi bir arttıralım. Burada da print deyip ekrana bunları yazdıralım. Dolar i çarpı dolar şey. Aslında ne yapmış olduk? Çarpım tablosunu yazdırmış olduk, değil mi? Gördüğünüz gibi. Hatta bunların ne yapalım? Eşittir deyip şunları daha kolay anlaşılsın diye şöyle 3 ile sınırlıyorum. Sonuç olarak da dolar dedim. Süslü parantezlerimi açtım. Çünkü ben burada bu iki değeri birbiriyle çarpacağım. Dolar i çarpı dolar j. Bir tane bekliyordum diyor. Birden fazla verdin diyor. Tabii şunları. Şunu burada keşke sonlandırmasaymışız. Şurada sonlanacak.
Evet, bir deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi sonuçlarını da verdi. Şimdi böyle bir döngümüz var. İç içe yaptım hani en basit haliyle. Ben burası çalışsın, eyvallah. Şurada bir kontrol yapacağım. Eğer diyeceğim, işte dışarıdaki for döngüsünün i değeri eşit ise 2'ye. Şimdi ben bu döngüye gelip şöyle bir şey diyebilirim. Dış döngü. Dıştaki döngü yani. Dıştaki döngü. Böylece ne olmuş oldu? Bu döngüye bir isim takmış oldum, değil mi? Bunun adı artık dıştaki döngü. Ve buradaki döngü eğer 2'ye eşit ise ben şöyle bir şey yazabilirim. Dıştaki döngü break. Bu şekilde. Niye hata verdi? Tabii bunu break'ten sonra yazacağız. Yani break dıştaki döngü diyebilirim. Bu ne yapacak? Dışarıdaki i değeri, yani buradaki i değeri 2'ye eşit olduğunda buradaki döngüyü sonlandıracak haliyle aslında burası da çalışmayacak. Gördüğünüz gibi bakın i değerleri burada 1 oldu. 1, 1, 2 oldu. Yani bir kere çalıştıktan sonra, çünkü bildiğiniz gibi şarta ikinci gezmede bakıyordu. Programdan çıktı. Mesela continue yapalım. Bu label'lama hani böyle çok kullanılan şeyler değil ama bilseniz iyi olacak şeyler. i2'ye eşit ise continue dıştaki döngü dedim. Tabii çok bir şey fark etmedi. Ben şunu alıp bunun altına yazarsam daha belirgin olacaktır. Evet. Bakın bir ya, yani i1 iken işlemini yapıyor. 2 iken bir iken işlemini yaptı, birken i2 olduğunda continue dıştaki döngü ne demekti? Başa dön demekti. Haliyle bu satır hiçbir zaman çalıştırılmadı. 2'den çıktı, 3'e geldi. 3'te de yine buradaki işlemi, yani buradaki işlemi yaptı. Çünkü buradaki bu continue'ye takılmadı. Şöyle bunu break'le deneyelim. Evet, şimdi daha doğru bir sonuç oldu. Çünkü bunu şartımızdan sonra yazdırdık. İyi çalıştı. Bir de sıkıntı yok. İ ne zaman ki 2 oldu, break dedi, dıştaki döngü dediğimiz bu döngüden çıktığı için artık i'nin 3 olduğu duruma vesaire bakamıyor. Böyle bir sonuç elde ediyoruz. Evet, genel olarak döngüler bu şekilde aslında. Dediğim gibi hani biraz daha konuları biriktirip bu döngülerle, if'lerle vesaire çok güzel uygulamalar, basit de olsa konsol uygulamaları yapılabilir. Bu dersi o yüzden hızlı ve tek bir parça halinde işlemek istedim. Zaten dediğim gibi Dart öğreniyorsanız daha önceden bir programlama dili temeliniz olduğunu niyeyse düşünüyorum hep. Hani okulda kimse size Dart öğretmiyordur. Veya sıfırdan ben Dart öğreneceğim demiyorsunuzdur. Yeni bir dil. Ama yapacağımız örneklerde bu, eğer konu kafanıza yatmadıysa emin olun yapacağımız örneklerle bunları iyicene pekiştireceksiniz. Bu dersi de burada bitiriyorum. Görüşmek üzere.